Türkiye'de çok önemli bir laboratuvar açılışı yaptınız. Bu laboratuvar açılışıyla neyi hedefliyorsunuz? Hedeflemem işte bu gelecek üreticilere, geliştirmeciler, öğrencilere, yani inovatif düşüncelere, vizyonlu olanlar geleceğimizi inşallah daha da iyi yapacak bir community'ye teknoloji sağlayıp, işte sana gelecek teknolojisi, yani CryEngine'le sağlayıp da partnerlerle, mesela Oculus olsun, işte AMD olsun, o partnerleri var, bir VR kökünü yaratmak istiyoruz Türkiye için, bir çekirdek yaratmak istiyoruz ki bu VR ve sanal gelecek endüstrisi gelecek 20 senesinde yani Türkiye için çok önemli bir rol oynayacak ve treni geç kalmasın diye burada ilk olarak burada açıyoruz lab'ı. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Sanal gerçeklik ileride çok önemli bir paya sahip olacak mı? Bazı eleştiriler var. Mesela 3D de böyle gelmişti ama çok rağbet görmedi dendi. Sanal gerçeklik için de benzer eleştiriler gelebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz geleceği? Sanal gerçekliğinin ilk adımları 20-30 sene önce yapıldı. Yalnız lazım olan teknoloji daha hazır değildi. Yani 3 boyutlu grafik teknolojisi, bu bilgisayar gücü ve bir de işte cep telefonun displayleri, ekranlarının masrafı mass production olduğu için masrafları düşürebildi ve işte bu şu andaki VR sanal gelecek donanım şirketlerinin fiyatlarını bir pratik şekilde yapılabildi. Şu anda misal olarak $100 $600 arasında çeşitli sanal gerçek teknolojisi satın alma imkanınız var evde kullanmanız için. 30 sene önce bu belki $50,000-$60,000 bir şeydi yani ve teknolojide 90 resim saniyede değil belki 10 resim saniyede ve her resmin kalitesi de gerçekle hiç benzedi yoktu yani. Yani o bakımdan hem kalite hem masraf kalite arttığı için, masraf düştüğü için, bilgisayarın güçleri arttığı için şu anda sanal gerçeklik teknolojisi ve endüstrisi bu sefer kalkacak. Peki Türkiye'yi bekleyen hangi fırsatlar şu anda bizi izleyen Shift.net izleyiciler için neler tavsiye edersiniz? Şu anda fırsat yani oyun medyadan tabii ki sanal gerçeklik oyun medyası veya işte film, animasyon, müzik endüstrisinde tabii ki komple bir altyapıdan değişebilecek. İşte her endüstri aslında yani bakarsanız komple bir değişiklik alabilecek. Ama ilk ilginç olan şey tabii ki bir medya yani olarak onu düşünüyorum. Çünkü medyanın kullanışı basit bir şey. Yani ya film bakıyorsun ya oyun oynuyorsun. Ya ama ondan sonra bence eğitimi çok önemli görüyorum. Yani sanal gerçeklik endüstrisinde eğitim sistemleri yaratmak. Dediğim gibi düşünmediğim endüstriyi gayet bir avantaj görecek. Cevat Bey, burası biraz yoğun. Genç arkadaşlar çok heyecanlı. Son sorum Crytek'ten olsun. Crytek'ten şu anda Shift.net izleyicilerine verebileceğiniz sürpriz bir haber var mı? Bomba bir haber var mı? Neler söylemek istersiniz? Yakında bizi neler bekliyor? Ya en önemlisi şu anda VR First, yani World Premier olarak, yani dünyada ilk olarak burada açtığımız çok bir önemli mesaj. Türkiye'nin yani altyapıdan inşallah bu sanal gerçeklik endüstrisine katkıda bulunacak. Ve işte İnşallah işte bizim gençler de bu imkanı kullanıp Türkiye'yi kurulu şekilde yani bir 20 senede bir ilerleyecekler. Dünyadaki ilk üniversitede en ileri seviyede açılmış olan bir laboratuvar. Onun için konuşmamda da dedim artık bu sefer geç kalmadık diye. Ve önümüzdeki global toplantılarında Crytek zaten Los Angeles'ta olsun, buralarda bahsedecekler. Diğer dünya üniversitelerinde de bu tür laboratuvarlar açılacak ama ilkinin Türkiye'de yapılıyor olması gerçekten mutluluk verici bir şey. Öğrencilerimiz, ilgi duyanlar, insanlar, yaş sınırı olmaksızın bu laboratuvardan istifa edecekler ve Türkiye önemli olan bir ekosistemini bugün açıp daha sonra da oyunla ilgili, sanal gerçeklikle ilgili önemli bir ekonomi yapısının altyapıları da olmuş olacak. Virtual Reality gözlüğü yani VR gözlüklerinin bugün $100, $600 yani içine telefon eklenip daha cardboard şeklinde olanları da var. Bunun gibi daha $10 çözümleri de var. Burada iki önemli şey var. Teknolojiyle farklılaşanlar var. İşte bunlardan bir tanesi Crytek. Bunun gibi daha kolay belki sanki kopyalanabilen ürünleri de var. Ama bunlar da daha çok download center tarafında yani uygulamaların buluştuğu bir havuz olmaya çalışan şirketler de var. Yani önemli olan burada platformunuzda
kopyalanamayacak eşsiz ürünler de yaratabilirsiniz. Ama aynı zamanda herkesin buluştuğu bir içerik ve uygulama merkezine de dönüşebilirsiniz. Aslında bu merkezden her ikisini de belki de beklemek lazım.